Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimize gösterdiğiniz yoğun ilgiden ötürü öncelikle teşekkür ederim. Başta araştırma, geliştirme ve bilgi paylaşımı konularında her zaman bize destek olan, imkan sağlayan başta Profesör Doktor Yücel Uğurlu hocamız, rektör hocamız olmak üzere üniversitemize, maddi manevi desteğini esirgemeyen İstanbul Ticaret Odası'na bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu webinar organizasyonunda teknik desteğini esirgemeyen üniversitemiz kurumsal iletişim birimine ve destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunarak başlamak istiyorum. Kısaca etkinliğimiz hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bir yıl boyunca devam edecek olan çok sayıda eğitimi kapsayan bir süreç başlatıyoruz bugün. Heyecanlıyız. O yüzden sürçülisan edersek de affediniz. Bu webinar etkinliğinde sizlere bir yıl boyunca 10 ayrı üniversiteden 20 uzman eğitmenin vereceği derslerle sizleri buluşturmayı hedefliyoruz. Ortak paydamız doğa, bilim ve sanat. Bu paydada buluşmamıza vesile olanlar ve programın organizasyonunu üstlenenler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 2013 yılında Profesör Doktor İdris Uğurlu hocamızın önderliğinde kurulmuş olan bir araştırma merkezidir. Merkezimizin amacı çevre ve doğanın tanıtılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yoluyla destek vermek, çevre ve doğayı etkileyen sorunlara dikkat çekmek, çevre ve doğa gözlemciliğini sevdirmek suretiyle doğa kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Ve merkezimizin şemsiyesi altında bugüne kadar çok sayıda doğa eğitimi, doğa farkındalığı projesi, yaban hayatı, çevre araştırma projesi ve faaliyeti gerçekleştirilmiştir, desteklenmektedir. Diğer taraftan Doğa Bilim Sanat Akademisi Sayın İlknur Kurt önderliğinde kurulmuş olan bir doğa ve sanat topluluğu, atölyesi ve doğaya, sanata gönül veren bir atölye olduğu için bu kapsamda faaliyetler ve eğitimler düzenlemekte. İşte bahsettiğim bu oluşumlar ve bu oluşumların meydana getirdiği çalışmalar doğaya gönül vermiş çok sayıda uzmanın, sanatçının, doğa severin buluşmasına vesile olmuştur. Ve bu vesileyle bu buluşmayı bir Doğa Bilim Sanat Akademisi ile taçlandırmayı arzuladık. Akademimizin ilk meyvesi olarak da size bu doğada bilim, doğada sanat webinar etkinliğini sunuyoruz. Gönüllü olarak ve hemen bir davetle seferber olan değerli öğretim üyelerimize, hocalarımıza, uzmanlarımıza, etkinliğimize verdikleri destek için öncelikle çok teşekkür ederiz. Katılımcı profilimiz içinde arasında çok değerli öğretmenler olduğunu özellikle yer aldığını görüyoruz. İşte çeşitli branşlarda öğretme işine kendini adamış olan öğretmenlerimizin ve bu bilgiyi paylaşmak da bize son derece heyecan veriyor ve bizleri mutlu ediyor. Etkinliğimiz ticari bir kaygı taşımamakla birlikte teşvik edici olması için eğitimlerimize katılımı teşvik etmesi maksadıyla sizlerden cüzi bir ücret alındı. İşte sizlerin bu özverili yaklaşımınıza duyduğumuz saygıdan ötürü bundan sonraki eğitimlerimizi canlı olarak yayınlamayacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Fakat amacımız geniş kitlelerle yine doğa, sanat ve bilim konularını buluşturmak. O yüzden sertifika programımızı tamamladıktan sonra eğitimlerimizi yine paylaşmayı arzuluyoruz. Dolayısıyla bir yıl boyunca eğitimlerimize düzenli olarak yine katılmak isteyen, sertifika almak isteyen, arzulayan kişi herkesi de programımıza katılımcı olarak davet ediyoruz. Kayıt işlemlerini de paylaştığımız linklerden takip edebilirsiniz. Dediğim gibi videolarımızı paylaşacağız ilerleyen zamanlarda. Çok fazla açıklama yaptık, lafı çok uzattık. Heyecanlı hocamızın
değerli aktarımlarını beklediğinizi biliyorum. Kısacık hocamız hakkında bilgi vermek istiyorum. Gerçi hocamızın çalışmalarını, kariyerini böyle bir iki cümleye sığdırmak mümkün değil. Ama kısacık bilgi vermek gerekirse hocamız orman mühendisliği ve peyzaj mimarlığı eğitimlerini İstanbul Üniversitesi ve Louisiana State Üniversitelerinde tamamladı. Peyzaj mimarlığı, mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerinde tasarım, ekoloji ve sanat dersleri vermektedir. 4 ulusal, 3 uluslararası tasarım ve uygulama ödülü bulunan hocamız halen uluslararası tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak ülkemizi temsil etmektedir. Lisans eğitimimde tanıştığım hocam, değerli hocamla bugün buluşmak beni de çok heyecanlandırdı. Hayat tesadüflerden ibaret. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Aslı Hocam. Teşekkür ederiz. Aslı Hocam merhaba. Peşinen sağlayacağınız katkı için ve lafı daha fazla uzatmadan hocamızı doğada sanat konusundaki sunumuyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Sorularınızı lütfen yayın boyunca chat ortamından bizlerle paylaşın. Hocamızla bunu aktarmak suretiyle soru cevap şeklinde de eğitimin sonunda buna ağırlık vermek şeklinde sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam, söz size. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum Aslı Hocam'ı gördüğüm için. Ayrıca İdris Hocam'a teşekkür. 2007'den beri kendisinin arazide başlattığı çabaların içerisinde ben de oldum. Kendisini kutluyorum ve bu akşam tüm severlere, tüm sanat severlere, ailelere şu anda karşılarındayım biliyorum. Aileleri de karşılarında, yalnız değiller. Ondan dolayı sunumlarımı da ara ara ailecek seyredeceklerini tahmin ederek bir şekilde hem doğa hem sanat hem de biraz neşe katacak şekilde hazırladım. Bu zor günlerin geçmesine çok az kaldı. Ondan dolayı doğaya ve sanata tekrar sarılacağımızı biliyorum. Ondan dolayı zevkle başlıyorum sunuma. Öncelikle şöyle diyeyim, bir takım sorular soruyorum kendime. Doğa nedir diyorum. Doğa nedir? Bileşenleri var mıdır? Sanat nedir? Doğanın sanat olma nedeni insan mıdır? Sanatın başlaması insanla mı oldu? Yoksa sanat insandan önce var mıydı? İnsansız doğada sanat yok mu? Doğayı işsiz bıraksak ne olur? Hiç uyuyan bir karınca gördünüz mü? Bu sorularla kendimce yıllardır kendime sorduğum, insanların daha doğrusu çocukların da merak ettiği, geleceğimiz olan çocuklarımızın merak ettiği doğa koruyucular, doğa severler ve sanatçılardan ötürü bu soruları soruyorum ve bu sorulara doğadaki gibi aynı bölüm bölüm parça parça görsellerle cevap vermiş oluyorum. Acaba biz doğayla iletişim halinde miyiz? Doğa bize dokunur mu? Biz doğaya dokunur muyuz? Acaba nelerimiz aynıdır? Biz bir bütün müyüz? Acaba doğada neler aynıdır? Baba, anne, çocuklar, bir aile var mıdır? Bu ailenin bileşenleri nelerdir? Aynı olan şeyler nelerdir? Farklılıklar nelerdir? Acaba bir ağaç toprağı nasıl arar? Toprağı bulamazsa nasıl çabalar? Neyi takip eder? Bileşenleri var mıdır? Yolu nedir? Neyi takip eder? Hep biliriz, sanat ilk önce bu resimle anlatıldı. Yıllardır bu resimle anlatılıyor. Acaba insan mağarada mı başladı resim yapmaya? Bu resimleri acaba mağara duvarlarına, çok eskilerde Paris'teki mağaralara mı işledi? Acaba şu anda devam ediyor mu? Doğa nasıl bir şey? Burada gördüğünüz koyunlar acaba neden bu ağacın altında? Acaba ne arıyorlar? Ne istiyorlar? Ne buluyorlar? Bu kuş, kuşun
Kuşun bileşenleri nelerdir? Kanatları neden bu şekildedir? Gövdesi neden böyledir? Tüyleri neden bu şekildedir? Meyveler. Meyvelere düz bakmayalım. Bıçakla kestiğimizde neler görebiliriz? Bununla da yetinmeyelim. Arkasında bir ışık tutalım. Acaba ne göreceğiz? Sanat nedir? Sanat içimizde midir? Var mıdır? Arkeoloji nedir? İnsanlar yıllar önce neler yapmıştır? Mahtaçın bugüne neler değişmiştir? Neler anlatılmıştır? Sanat nedir? Doğada sanat var mıdır? Bilmem görebiliyor musunuz bu yavru köpeği? Bu güzelliği hiç gördünüz mü, bu renkleri? İşte doğa, işte sanat. O zaman doğa nedir, sanat nedir? Acaba sanat doğanın biçimlenmiş hali midir? Sanatçının emeği mi vardır? Evet. Nedir, ne yapar? Doğayı mı iyi tanır? Doğayı mı taklit eder? Bileşenleri bir araya mı getirir? Hamur gibi yoğurur mu? Evet. Evet. Hayvanlar bizim her şeyimizdir. Hayvanlar bizim dostumuz, en büyük dostumuz, şu günlerde en büyük destekçimizdir. Evet, bu güzellik nedir? Bu gözler, bu tüyler, nedir bu dudaklar? Nasıl bir kedi? Evet, doğadan bir parça, sanat eseri. Acaba sanatçı mıdır bu kedi? Evet, bu güzelim kuş nasıl uçar? Tüyleri, yaprakları, bacakları nasıl gerilir? Hangi açıyla gerilir? Ne kadar ağırdır? Hafif midir tüyleri? Simetrik midir? Asimetrik midir? Bir bütün müdür? Bütün sanat prensiplerinin bileşimi midir? Varan tondan dengeye, renge kadar acaba bir sanat eserinin bir örneği midir? Bu nedir acaba? Bir çiçek midir? Bir böcek midir? Doğadan mıdır? Gözümüz hangi parçalardan oluşur? Görmemiz için hangi bölümlerden, bileşenlerden oluşur? Bu keçilere bakıyor. Bu keçiler burada ne yapıyor? Sanat doğanın içindedir. Sanat doğanın içindedir. Tasarımcı doğanın içindeki her şeydir. Evet, bu müthiş bir kuş hangi açıyla selam veriyor bize? Hangi açıyla dönebiliyor? Nasıl kıvrılabiliyor? Bu cüssesiyle beraber nasıl uçabiliyor? Bu cüssesiyle acaba nasıl konabiliyor? Nasıl bir aerodinamik sistem var? Nasıl bir fren sistemi var? İşte mükemmel bir doğa, mükemmel bir sanat. Paritariye cüdaikalar, buz çiçekleri tarihin içinde ne arar? Acaba tarihi mi takip eder? Bu adam anlatıyor. Sanat nedir? Acaba bize çok uzak olan doğayı taklit mi etmektir? Acaba onu kopya mı çekmektedir? Nedir acaba? Van Gogh'tan bahsetmek istiyorum birazcık. Van Gogh'tan. Bütün hayatı boyunca sadece bir tane eserini satabilen Van Gogh'tan. Müthiş bir insan ve doğa sever. Her şeyi onun, bitkiler, çiçekler. Van Gogh'tan. Meşhur zambakları Van Gogh'un. Tüm laboratuvarı doğaydı. Doğa ile beslendi. Doğada gördü. Onu yaptı, taklit etti, benzetti, betimledi ve kendi perspektifinden bunları işledi. Evet, devam ediyoruz. Van Gogh. Mektuplarını dahi eskizle yaptı, yazdı. Evet, bu da karışmış. Benim kızımın eseri. Bu da karıştı ne yazık ki. Onu diyorum, Van Gogh'larımız var. İçimizde de sanatçılarımız var. Özellikle bu dönemlerde.
bu dönemlerde her ailenin bir sanatçısı var değil mi? Lütfen, lütfen onlara gereken değeri verelim. En az Van Gogh kadar değer verelim. Evet. Ay çiçekleri. Doğuşundan ölüşüne kadar bütün ömrü boyunca izlediği ay çiçekleri. Diğer sanatçıların da onu takip edeceği, ondan etkileneceği, çok iyi bildiği ay çiçekleri. Doğanın en önemli bize verdiği şey onu gözleyebilmemizdir. Eğer biz doğayı iyi gözlersek o aldığımız ürünleri kullanabiliriz. Yine Van Gogh. Van Gogh için boyalar olmak zorunda değil. Bakın. Bakın farklılıklara, tekstürlere, renklere, tonlara. Bakın ne kadar gerçekçi. Arazinin yapısını kaç parçada yapılmış? Eğer bir abstraction, soyutlama yaparsak 2, 3, 4, 5, 6 desene ayırdım. 6 farklı desen görebiliyoruz bu çalışmada. Bir kurşun kalemle 24 farklı ton elde edebiliyoruz kolaylıkla uygulamalarımızda. Öğrencilerimize bunları rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Şu anda şu zor günlerde boyalarını evinde, yurdunda unutan öğrencilerimiz sadece siyah kalemle her türlü resmi, rengi yapabiliyorlar siyahın tonlarıyla. Her şey beceride saklı, gözlemde saklı, yetenekte saklı. Yine aynı. Van Gogh'un yazdığı mektuplardan bir tanesi. Sketch'le anlatıyor, resimle anlatıyor sanatçı. Doğayı ve istediklerini anlatıyor. Hangi malzemeleri neden istediğini, hangi renkleri neden istediğini, nasıl elde edileceğini anlatıyor. Diğer sanatçılar da bundan etkileniyor. Monet, bir diğer sanatçı, doğayı seven bir sanatçı. Evet, Rasoli. Diego Rivera. Bakın, hepimizin vardır herhalde görmüşlüğü ay çiçeklerini. Klim, Gustav Klim. Evet, sanatçılar, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Etkileniyoruz. Van etkileniyoruz, Monet'den etkileniyoruz. Ne yapıyoruz? Tasarlıyoruz, doğadan etkileniyoruz. Sanat eseri haline getiriyoruz ve yaşıyoruz. Sanat, doğa her yerde. Dünyanın her yerinde. Her yerde, balıkçıda, pazarda, çarşıda, her yerde gidin bulun. Doğayı ve sanatı yakalayın. Hayatınız değişecektir. Her yerde. Verbaskunlar her yerde bilimle dolaşıyor. Sanat sadece müzelerde, sergi alanlarında değil, her yerde. Sanatçı her yerde. Sanat her yerde, sanatçı her yerde, dünyanın her yerinde. Bakın, bir palmiye tasarımı Dubai'de. Bakın, çok çok sevmeyebileceğimiz belki de tasarım doğanın bir şekilde taklit edilmesi. Evet, doğa her yerde, sanat her yerde. Benim en küçük öğrencim, 8 yaşında kızım ve çalışma masamız, mekanımız her yerde. Onun tasarımları, tasarım süreçleri. Müzik, sadece resim değil sanat. Müzik de bir sanat. Evet, bak en büyük sanat. Şu anda memleketimin insanı her türlü yemeği, pizzasından ekmeğine kadar yapmayı başardı ve becerdi. Bu insanlar, bizler hepimiz sanatçıyız. Güzel bir pizza. Evet, yakından bakıyoruz şu anda. Evet, bu bir sanat eseri değil mi? Sanat. Bu da bir sanat. Doğal kaynaklarımızın, doğamızın bir parçası. Bir resmin hamur üzerinde işlenmiş hali. Bu da bir sanat. Bir salata. Evet. Bu salata da bir sanat. Bütün bileşenleri doğadan. Evet, tiyatro, oyun, bunlar da gerekli.
Bunlar da sanatın parçaları ve doğadan alınma. Bütün bileşenleri doğadan. Sinemalar, filmler, hepsi doğanın parçası. Evet, muhteşem bir kuş. Muhteşem bir kuş uçuyor. Bakın heybetine. Bu bir sanat. Bu kuş bir sanatçı. Doğa bir sanatçı. Dünyadaki en muhteşem tasarım bir bebek. Evet, bir bebek. Bundan daha muhteşem bir tasarım yok. Bir bebek, gözleri, konuşması, dilleri, gülüşü, yürümesi, büyümesi muhteşem bir tasarım. Bundan daha iyi bir tasarım yok. Evet, gözlemliyoruz. Zebraları gözlemliyoruz. Üzerine çok zararlı sineklerin gelmesini önlemek için siyah beyaz şeritler halindeki tasarımını gözlüyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bu renkleri ne anlama geldiğini anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Acaba renk skalası nedir? Renk karterası nedir? Neden ihtiyacımız var? Tasarımda, gündelik yaşamda neden önemli? Tasarım. Bir tane visteria, bir tane mor salkım nasıl değiştirir tasarımı? Her şey, her şey doğadan. Size bahsettiğim Valo dediğimiz çalışma. Bir siyah kalemle neler yapılmaz? Her türlü tekstür yapabiliriz. Yapraklardan doğayı taklit edebiliriz. Bitkileri, kuşları yine doğadan yapabiliriz. Çünkü hamurları aynı. Sanat doğanın bir şeklidir. Sanat doğanın içerisinde zaten vardır. Bizim işimiz onu ortaya çıkarmak, gözlemlemek, anlamak, anlatmaya çalışmaktır. Evet, bir defne yaprağı, birkaç yaprak, biraz bambu, bakın. Evet, bir kaplumbağa, yine sanat, doğadan bir sanat. Ve kuş, geometrisiz olmaz. Her şeyin içinde matematik ve geometri saklı. Evet, bir pati. Büyüklükleri, farklılıkları, izleri, çapları, açıları her fare mükemmel tasarlanmış. Adetleri. Muhteşem. Evet, bütün malzemelerimiz, renklerimiz, kalemlerimiz, pastellerimiz, her şeyimiz. Ama asıl meyve bahçesi doğa. Doğada gördüklerimizi çalışırız. Onları resmederiz. Bazen değiştiririz. Bazen onları bileşenlere ayırırız. Tekrar bir araya getiririz. Buna da soyutlama deriz. En çok yaptığımız işlerdir. Soyutlama. Evet, renkler. Renkler bizim dünyamız. Renksiz olmaz. Renkleri çok iyi bilmeliyiz. Kırmızıya horozun ebini renginde. Defne yeşili. Bunları bilmeliyiz, gözlemlemeliyiz. Çiçekler, yapraklar, renkler, desenler, tekstür, zıtlık, birlik, bütünlük. Bunlar hepsi tasarım bileşenleri. Işık, her biri bir kaynak olmadan olmaz. Güneşimiz olmadan olmaz. Atmosferimiz olmadan olmaz. Toprağımız olmadan, sularımız olmadan olmaz. Çünkü bunlar doğanın, yaşamın bileşenleri. Ondan dolayı her şeyi bileşenlere ayırmalıyız. Yaprakları, çiçekleri, kuşları, her şeyi bileşenlerini ayırdıktan sonra her bir bileşenine dikkatlice bakmalıyız. Baktıktan sonra onları karakterize etmeliyiz. O zaman nereden geldiklerini öğreniriz. Bir çekirgeyi alırız, bir peygamber devesini alırız, detaylarını çıkartırız. Ayaklarını, toraksı, abdomen kısmını her birini bölümlere ayırırız. Gözlerine bakarız. Alırız bir güzel çiçeğimizi, parçalara ayırırız, eskizine çizeriz. Bu da sanattır. Rahatlarız bunu yaparken. Rahatlarız, sakinleşiriz, huzur içinde oluruz. Öğrencilerimize yaptırdığımız çalışmalar. Bakın bir deve dikeni. Bir deve dikeni deyip geçmeyelim. Bu deve dikenini bir müptela kuşu var. Bunları bilmeliyiz. Bu deve dikeninin oluşturduğu
bir biyotop diyebiliriz herhalde. Bunun müptelası olan böcekler var, sinekler var, arılar var. Onlar gelmeden olmaz. Onlar gelmezse çiçek açmaz. Evet. Her bir hayvanı, her bir böceği çalışabiliriz. Ve bunlardan tasarıma doğru hareket ederiz. İleriki programlarımızı herhalde en sonunda göreceğiz. Tasarımı da ne yapacağız? Hep beraber burada göreceğiz. Doğadan tasarımı nasıl yaparız? Evet, bir aile. Evet, bir aile. Bir ayı ailesi. Burada bir eğitim var. Tırmanma eğitimi var. Doğayı tanıyacağız, bileceğiz. Burada bir armadillo'nun parçalarını görüyoruz. Eskizlerinin kabuk kısmının nasıl sıralandığını, bu kısmındaki su geçirmez ve zırh kısmının nasıl oluştuğunu görüyoruz. Özellikle aynısını bakıyoruz çamlarda görüyoruz, çam pullarında. Çok benzerlik görüyoruz. Ondan dolayı doğada bazı prensiplerin olduğunu görüyoruz. Doğanın bileşenleri, doğanın prensipleri olduğunu görüyoruz. Bir sincapın her türlü renginin hangi açıda bir fotoğrafla görebileceğinizi görüyoruz. Allah'tan sincaplar var. Unutkan hayvanlar. Eğer unutkan olmasalar her meşe palamudunu yerler. Ama unuttukları için bütün çevrelerini, ağaçların şu anda hayatta olmasını sağlıyorlar. Çünkü unutuyorlar. Her şeye saldırıp bütün palamutları toplayıp farklı yerlere gömüyorlar, saklıyorlar. Ama unuttukları için ormanlar oluşuyor. Evet, ormanlar. Ormanlar her şeyimiz. Ormanlara girelim. Hep yere bakmayalım. Gökyüzüne bakalım. Acaba biz neredeyiz? Hangi parçasındayız? Neler görüyoruz? Bulut ne renk? Acaba bulut 5 dakika sonra nasıl? Aynı bulutu görebilir miyiz? Yaprakları. Hem bir defa da gitmeyelim. Yazın gidelim, kışın gidelim, ilkbaharda gidelim, baharda gidelim. Aynı yere gidelim. Aynı yere gidelim. Aynı açıyla bakalım. Çocuklarımıza baktıralım. Hep önümüze bakmayalım. Biraz daha. Oradaki mis gibi havayı görelim. Ağaçların sadece kendileriyle değil, komşularıyla olan ilişkilerine bakalım. Çünkü sanat, baktığımız resimlerde yalnız olmadıklarını görüyoruz. Demek ki bunlar adam. Evet, bir mısır deyip geçmeyelim. Şu anda çok önemli oldu. Her rengin ne olduğunu bilelim. Yerli tohumun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Köylerimizde bu renk mısırlarımız var. Bunları tanıyalım. Bunlar hep doğamızın zenginliği. Yani sanatımız. Her birinin rengi farklı. Şu anda baktığınız resme her birine resim kartelası olarak düşünün ve bu boyaları nereden bulacağınızı bir düşünün. Çok zor. Evet, havuç taşıyoruz ama sanat da yapıyoruz. Eğer sanat yaparsak, bir takım prensiplere uyarsak havuçların kırılmasını da önlemiş oluruz. Havuçları serin serin götürürüz. Havuçları bir tasarım halinde, bir prensip içerisinde doğal halleriymiş gibi götürürüz. Evet, biberler. Bakın, bundan daha güzel bir tasarım olabilir mi? Bizim insanımız, bizim Anadolu'muz zaten tasarımı biliyor. Doğada yaşıyor. Sadece kendilerini sanatçı olduklarını bilmiyorlar. Evet, iyi de anlatıyorum, kötüyü de anlatıyorum. Bir insanın yokluğunu ancak bu şekilde anlatabilirsiniz. Değil mi? Bir mezar taşında bir insanın olmadığını, yokluğunu ancak böyle anlatabiliriz. İşte sanat baktığınızda bu kadar sert. Bu kadar sert olabiliyor. Ama doğa, evet, bu da bir mezar taşı. Baktığınızda bir halı göreceksiniz ama değil. Bu bir mozaik. Bu bir mozaik. Tamamı mozaik. Evet, tamamı mozaik, bir sanat. Evet, çok güçlü bir hayvan ama çok basit parçalardan oluşuyor. Aynı Lenotre'nin söylediği gibi. Lenotre'ye sormuşlar, acaba Lür Sarayı hangi prensiplere göre yaptınız? Böyle muhteşem bir müzeyi dediler. O da cevap verdi. Bütün prensipler sadelik üzerine kurulu dedi. Ama
detaylarda çeşitlilik var dedi. Evet, Le Nôtre, Louvre Sarayı'nı yaparken bu cevabı verdi. Doğa da aynı. Her şey doğa basit prensipler üzerine kurulu ama detaylarda muhteşem çeşitlilik var. Evet, bu çeşitlilikleri sanatta kullanabiliriz, yansıtabiliriz. Bir kediye her türlü şey ekleyebiliriz. Her türlü özelliği, rengi ekleyebiliriz. Evet, boyamamıza gerek yok kediyi. Biraz dikkatle bakın. Farklı renklerden bir türün üzerinde kedinin aldığı renk. İşte sanat da böyle bir şey. Kedi aynı kedi. Fakat şu anda rengarenk güzel bir kedi. Zor zamanlarımızın en büyük dostu. Evet, bu da bizim küçük öğrencinin yaptığı kedi. Sürekli tasarlıyor bu kediyi. Üzerine bir şeyler. Evet, bakışlar. Bu bakış nerede var acaba? Doğada. Doğa bize bakıyor. Doğa bize bakıyor. Bir şeyler yap diyor. Evet, hayvanlar doğanın parçası. Doğanın parçası, şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu anda en büyük ihtiyacımız olan dostlarımız, hayvanlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız. Ondan dolayı şu anda bunu daha da iyi öğreniyoruz. Sadece kediler mi? Evet, köpekler. En büyük dostlarımız. Bir insan en çok sevdiği bir insana bu şekilde sarılır. Keşke ağzı olsa da konuşsa. Evet, bunlar öğrenci arkadaşlarımızla çalıştığımız kampüsümüzdeki hayvanlardan detaylar, ağız kısımları, burun kısımları, tüm detaylar. Çünkü bir köpeğin burnunun yumuşaklığını hissedebilmek için ona dokunmak gerekir. Ve onu en güzel, en soft şekilde anlatabilmemiz lazım. Doğayı anlatabilmemiz lazım, bileşenleri. Bir köpeğin yüzünde 6 farklı tüy var. Evet, burun kısmında, dudaklarında, ağzında, yanaklarında, her biri çok farklı, her biri farklı renkte. Evet, bu da bir öğrencim Maria'nın çalışmaları. Bu da bir av köpeği çalışması. Evet, av köpeğinin tekrarla sanat prensiplerine göre çoğaltılmış hali. Gördüğünüz gibi nasıl başlıyor ve nasıl bitiyor. Bir arı, çok çalışkan bir arı. Evet, çok çalışkan. 3 tane tepesinde gözü olan, yanlarda büyük gözleri olan bir arının, bal arısının nasıl ifade edileceği. Evet, öğrencim çalışıyor. Evet, bakın bir arı, bakın muhteşem bir hayvan. Hiç durmuyor, sürekli çalışıyor, üretiyor. Evet, ne yazık ki bir kalp. Evet, bu da öğrencim. Evet, doğa eğer bizi ara verirse herhalde bu şekilde tasarımlara döneceğiz. Doğa bizi bırakmamalı. Evet, az önce gösterdiğim o muhteşem kuşun tüyünün böyle olduğunu düşünebiliyor musunuz? Mekanik olduğuna inanabiliyor musunuz? Doğa yok mu şu anda, sanat mı var? Evet, bunlar benim çalışmalarım. 4 mevsim çok önemli. 4 mevsimde her şey yenileniyor. Gece bitiyor, gündüz başlıyor. Bir tane larva ölüyor, yeni bir kelebek hayata merhaba diyor. Ondan dolayı her şey gece gündüz mevsimlerle değişiyor. Evet, gördüğümüz küçücük bir meyve. Erguvanımız, kotanasterimiz. Şu görselde herhalde bir doktor bizi çıkar. Gövdesinin üzerindeki detaylar. Eğer üzerine bir hamur yerleştirirsek, değil mi? Hamurla eğer üzerine bir sıvar da bir kalıp alırsak detayların ne kadar çok olduğunu görürüz. Evet, bu ağacın hangi mücadeleleri yaşadığını, hangi yıllarda ne kadar soğuk olduğunu, sıcak olduğunu
gövdesinin neresinden bağlandığını, boğulduğunu ve ne zaman rahat bırakıldığını da anlayabiliriz. Evet, bu bir huş ağacı. Evet, huş ağacı. Huş ağacının budağına baktığımızda müthiş detayları görürüz. Sanat adına çok şey kazanırız. Evet, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda özellikle renk kartelası, az önce bahsettiğim renkler çok önemli. Çünkü tasarımın bileşenleri. Şu anda az önce gördüğümüz huş ağacını bölümlere ayırıyoruz, bileşenlerine. Ve daha sonra arzu edersek farklı bir tasarım, soyutlama yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde. Hangi renkler hakimdir? Bileşenleri nelerdir? Doğanın hangi parçaları bir araya gelmiş? Onları öğreniyoruz. Bunlar hafızalarımızda yer alıyor. Baktığımızda hızlıca görebiliyoruz. Evet, bir çatlak. Acaba bu bir don çatlağı mı? Yoksa başka bir şey mi? Çok su aldığında bir de sıcaklık mı düşmüş, kabuk çatlamış, acaba bir böcek mi? Evet. Yine abstraction çalışmalarımızdan aldığımız örneklerin ortamlarda, sınıf ortamlarında çalışmaları. Evet, işte korkum bu ben. Evlere kapanıp da eğer telefonlardan bitkileri tanıyacaksak vay halimize. Ondan dolayı doğamıza koşalım. Doğamızda buluşalım. Randevu ayarlayalım. Ve bileşenlerini görelim. Daha fazla bekletmeyelim. Çünkü eğer daha biraz daha beklersek sadece bunları telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda göreceğiz. Resimlerini yapacağız. Ondan dolayı kavuşalım. Evet, bileşenler, her şeyin bir bileşeni vardır. Bileşenler, bir ortancanın bileşenleri vardır. Açıları vardır. Birleşme noktaları vardır. Sayıları vardır. Aynı şekilde bir bellis perennisin. Parçaları vardır. Açıları vardır. Büyüklüğü vardır. Ölçüsü ve gramajı vardır. Evet, biraz daha arkeolojik alanlara girelim. Tarih alanlara girelim. Zeynep Ahunbay hocamla. Evet, burası Hadrian Kapısı. Antalya'da. Düşünebiliyor musunuz? Bu kapıda yaklaşık 185 tane Antalya'nın endemik bitkilerinin neleri var? Bakın, bunlar yapılmış yıllar önce. Evet, yani başka bir deyişle bu gördüğünüz kapı aslında nedir? Buranın bütün endemik bileşenlerinin bir bütünüdür. Bileşenleri bitkiler. Çok eskiden. Yenilerde değil. Çok eski. Bakın yine örnekler. Günümüze kadar gelmiş. Günümüze kadar ulaşmış. Bunlar da bizim bir nevi bileşenlerimiz. Sinir sistemimiz. Bunlar bu sinir sistemi sayesinde biz birçok şeyi yapabiliyoruz. Bizim en önemli bileşenlerimiz. Aynı ağaçlarda olduğu gibi. Aynı Sultan Yolu'nda olduğu gibi. Aynı Belgrad Ormanı'nda olduğu gibi çınarlarımız en büyük bileşenlerimiz. Bir panter deyip geçmeyelim. Değil mi? Bileşenlerini açılarına ayıralım. İdris hocam bize öğretti. Bir tavşanı bir tilkiden nasıl ayırdı deriz karda izlerinden, çamurda izlerinden. Evet, ayak izlerinden, yürüyüş şekillerinden nasıl anlarız? Geç kalmayalım. Daha fazla geç kalmayalım. Bu dünyada yaşıyor isek doğamızı tanıyalım. Doğamızı tanıyalım, tanıtalım, bileşenlerini ayıralım. Yaşayalım, yaşatalım. Özellikle gençlere, çocuklarımıza bunları anlatalım, öğretelim. Evet, bakın güzel bir çiçeği sabırla nasıl yontuyoruz? Sanatçı işte, sanatçı. Alın teri, alın teri döküyor işte sanatçı. Evet, bir kuş. Bakın bir timetable, yani bir zaman cetveli görüyoruz şu anda. Acaba bir kuş yuvasını hangi aşamalarda inşa eder? Biz de bunu görüyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tasarımlarımızı da kullanıyoruz. Tekrar ediyorum. Herhalde en son dersimizde doğayla tasarımın nasıl yapılacağını göreceğiz. Kaçırmayın lütfen.
Tasarımı nasıl yapıyoruz doğadan? Evet, bir yumuşak koltuk yapmak istiyoruz, değil mi? Bileşenlerinden yapıyoruz. Yine aynı bir ayakkabıyı ne yapmak istiyoruz? Bir kuşa benzetmek istiyoruz. Onun bileşenlerini topluyoruz. Onun ayaklarını, onun gövdesini, onun rengini kullanıyoruz. Bileşenlerini ayırıyoruz. Doğanın bileşenleri sanatçının her şeyi. Doğanın bileşenleri sanatın her şeyi. Yine başka bir örnekte, evet, güzel bir balık. Bir balık ilham kaynağı olabiliyor. Evet, biz buna ilham kaynağı da diyoruz. Evet, ilham kaynağı. Renkler, şekiller, parçalar, desenler, dokular, tekstürler, açılar, boyutlar, ağırlıklar, yönler, bunlar. Bunlar doğada var. Evet, yine aynı. Siz isterseniz burçlara göre ayakkabı da üretebilirsiniz. İşte alın teri. Sanatçı doğayı anlıyor. Alın teriyle beraber ona, onu betimliyor, onu anlatmaya çalışıyor. Yaptığı bu. Dünya kadar kabuk böceği var. Gündüz parlayan, gece parlayan o kadar çok ki. Tasarımda her biri kullanılıyor. Her biri sanat eseri. Her biri hazır tasarım, tasarlanmış, bitmiş. Evet, size rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Çocuklarımıza lütfen ışığı, gölgeyi öğretin. Işığı çocuklarımız sadece elektrikler gidince, tabletleri kapanınca ya da bilgisayardayken dersleri kesilince anlıyorlar. O değil. Işık çok önemli. Her şey. Işığı görmeliyiz, bilmeliyiz, gölgeyi. Bu uygulamayı lütfen yaptırın. Bu uygulamayı günün değişik saatlerinde yaptırın. Sabah yaptırın, öğleyin ve öğleden sonra. Öğrensinler. Işığın ve gölgenin ne olduğunu öğrensinler. Sona doğru yaklaşıyorum herhalde. Bizim buz gibi koca dağlardan, karlı dağlardan sırtımıza bir koltuk yapmamız mümkün değil. Bizim sepserin akarsuların içerisinde, derelerin içerisinde, buz gibi sularda, mis gibi sularda oturmamız mümkün değil. Bizim kollarımızı ağaçların gövdesine koyup uzanmamız mümkün değil. Evet, mümkün ama evde değil. Evet, bu bir tasarım. Fakat asıl tasarım doğada. Doğada. Sanat içinde. Her yeri sanat. Siz de lütfen buluşun. Doğayı, ormanı lütfen şöyle bir soluyun. Bakın ışık nereden geliyor, nereye gidiyor, nereden esiyor, neresi esmiyor, neresi sıcak, neresi soğuk, sabah nasıl, akşam nasıl, hafta sonu nasıl, mevsimlerde nasıl. Ama doğa zaten durmuyor. Eğer biz dursak doğa devam ediyor. Doğa çok güzel yapıyor bu tekniği. Bu abstraction değil, bu tamamlama tekniği, onarma tekniği. Bırakırsanız hemen kucaklayın. Bıraktığınız zaman kucaklıyor. Bırakırsanız tamamlıyor. Bizim eksiğimizi hemen tamamlıyor. Hocam, durumumuz şu anda. Durumumuz... Hocam özür dilerim. Bölmek durumunda kaldım şimdi. Özür dilerim hocam, bölüyorum. Şimdi bir uyarı geldi teknik destekteki arkadaşlarımızdan. Evet. Süremiz bitti hocam. İçinde toparlamamız gerekiyormuş. Tamam. Çok fazla soru yok ama yorumlarınızı paylaşacağım hocamızla da. Hocam çok güzel yorumlar var. Bizi aldınız hakikaten başka dünyalara götürdünüz. Yalnız bizim programdan sonra bir yayın akışı daha olacakmış. Tamam, o yüzden toparlarsak hocam. Varsa katılımcılarımızdan sorularını da paylaşabilirler. Tamam hocam. Üç tane benim görselim var. Bitiriyorum hemen. Durum buna doğru gidiyor. Yani doğa tekrar geliyor. Doğa. Biz bırakırsak doğa geri geliyor. Doğa geri geliyor. Doğa biz bırakırsak devam ediyor. Kesinlikle durmuyor. Doğa yine bırakıyor. İşte size mesajım şudur. Lütfen bakış açınızı değiştirin. Evet, bakın nereden bakıyorum ben? Nereden bakıyorum? Lütfen bakış açınızı değiştirin.
Değişti. Farklı yerden bakın. Farklı bir yerden bakın. Arabanın gittiği yerden bakmayın. Yamacın altına inin, oradan bakın. Büyük bir dünya, büyük bir doğa, büyük bir sanat olduğunu göreceksiniz. Lütfen doğayı onarmak için doğada ait olmayan bir şekli, bir tekniği kullanmayın. Doğayı ancak doğa kendisi, kendi prensipleri halinde eğer biz yaparsak onarabilir. Çok çok teşekkür ederim. Hocam biz çok çok teşekkür ederiz. Ortak görüş, yorumlar da çok güzel yorumlar geliyor. Hakikaten içimizdeki o sanatçı duyguları, duygulara dokundunuz. Biraz da onun etkisiyle sanırım. Zaten her şey doğayı taklit etmiyor mu diye demiş bir katılımcımız. 6 yaşındaki oğluyla bizi keyifle izleyen yine bir katılımcımız var. Böcekten korkan ama doğaya aşık olan, aşık birisiyim demiş bir katılımcımız. Biyomimikriye atıf yapmış yine başka bir katılımcımız. Evet. Zaten bu biyomimikri değil midir demiş. Hocam çok iyi geldiğinizi söylüyor katılımcılarımız. Çok sağ olun. Önerebileceğiniz bir kitap var mı diye sormuş bir katılımcımız. Bu konuda biraz daha işin içine girebileceğimiz, araştırma yapabileceğimiz. Bunları da paylaşayım. Çok keyifli. Evet. Hakikaten hocam çok keyifli ve düşündürücü. Bizi tekrar içimize bakmaya, özümüze bakmaya teşvik eden bir sunum oldu. Bir açılış oldu. Kapanışı da dediğiniz gibi sizinle yapacağız inşallah bir sene sonra. Çok teşekkür ederiz hocam. Buyurun siz. Ben çok teşekkür ediyorum katılımcılara. Şunu unutmasınlar, evlatlarımız bizleri, ülkemizi, her şeyi yoluna sokacaklar. Her şey iyi hale gelecek, çok daha iyi olacak. Ondan dolayı biz özümüzü, doğamızı, kültürümüzü onlara anlatmayı unutmayalım. Ben kültürü çok anlatamadım, zaman yetmedi. Kültür de çok önemli. Ondan dolayı mükemmel günler, sağlıklı günler diliyorum ailelerine, sağlığı. Bu konuda çok kitap var. Doğayı okumak, doğa işaretli kitaplar var. Özellikle doğadaki rüzgar nedir, ağaçları nasıl okuruz, işte ağaç bir dağ köşeli oldukça genç olduğu, oturdukça yuvarlandığı, bunları öğreniyoruz bu kitaplardan. Ama asıl kitaplar doğa, bunu söylüyor. Doğanın kendisi zaten kitap. Lütfen takip edin. Doğa Üstadı İdris Hocam'ın yaptığı aktiviteleri, onun ekibinin yaptığı aktiviteleri bence takip etmeniz direkt görmenize sebep olacaktır. Şimdi bir kitabı okuduğunuzda bu kadar heyecanlanamazsınız. Çünkü ben sizin seslerinizi duydum, evlatlarınızın, sanatçı çocuklarınızın. Ondan dolayı konsept bu şekilde olmalı. En yakın zamanda doğaya koşun. Lütfen ilk defa görüyormuş gibi bakın, çamurla oynayın. Şu anda lütfen doğanın bileşenlerine dokunun. Ağaçlara, yapraklara. Benim tavsiyem budur. Çok hocam, teşekkür ederim. Hocam bir katılımcımız kendini biraz frenleme ihtiyacı duyuyormuş. Şöyle ki ben çocuğuma doğayı anlatmak istiyorum ama nereden başlamam gerektiğini bilemiyorum. Örneğin ormana götürdüğüm zaman hangi bitkiye dokunursa zarar görür ya da görür mü görmez mi? Bu konuda tereddütlerim var. Nereden başlamalıyım diye sormuş hocam. Şöyle başlayalım. Ekolojinin prensipleri. Bir akvaryumdan başlar ekoloji. Çok küçük bir parçadan başlar, bir okyanusa doğru devam eder. Bu demektir ki siz size en yakın olan ağaçtan başlayın. Bir tane ağaç bulun. Bakın bizim burada bir tane ağacımız var. Ben yaklaşık 4 senedir her gün resmini çekiyorum. Her gün çekiyorum. Şu anda elimde müthiş bir data oldu. O ağacın her halini biliyorum. Size en yakın ağaca gidin. Dikkat edin, bu taksus olmasın, zaten çok kalmadı. Zakkum da olmasın. Onun dışındaki ağaçların herhangi bir zararı yok. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Burada ben kayıt yapıyorum. Büyük bir park var evimin önünde. 500 metreye 500 metre. Burada kayıt yapıyorum, takip ediyorum. Burada insanlar ağaçlara sarılıyorlar. Yani hiçbir spor aletine dokunmuyorlar. Ağaçtan başka dost olmadığını biliyorlar.
Ondan dolayı en yakın ağaca dokunun. Evladınız önce ona dokunsun. Sonra elleriyle beraber o toprağa şöyle bir dokunsun. Onun bileşenlerini anlatın ona. Önce ana gövde, sonra dallar, sonra aynı Monet'in çalışması gibi veya Van Gogh'un çalışması gibi o bileşenlerini göstermiştim. 5 tane ağacı 5'e ayırın. Gövdesi, dalları, sonra ince dal ve sürgünleri, yaprakları ve kökleri olmak üzere. Bunu önce çizin. Gün ve gün bunlara dokunun. Daha sonra ne hissettiğinizi yazın. Tekstürünü çizmeye bakın gövdenin. Toprağın neye benzediğini, ne renk olduğunu resmini çekin. Eğer bir renk kartelanız varsa veya telefonunuzda renk bulan bir program var. Bununla beraber resmini çekin. Toprağın ne renk olduğunu, ne kahverengisi olduğunu, hardal kahverengisi bir ne olduğunu öğrenin. Çocuğunuza da öğretin. Böylece çocuğunuz bilimsel bir araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenir. Ve bu korkunuz içinde kalmaz. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Süremiz çok azaldı, canlı yayın süremiz. Ben bir duyuruyla noktalandırmak istiyorum canlı yayınımızı. Doğada Bilim, Doğada Sanat webinar etkinliği. Bundan sonraki etkinliklerimiz canlı yayınlanmayacak. Bir yıl boyunca devam edecek. Etkinliğimizin detayları hakkında web sayfamızdan, üniversitemizin web sayfasından bilgi alınabilir. 10 Haziran'da ikinci etkinliğimiz Doğada Sanat Harikaları diyeceğiz. Profesör Doktor Mehmet Topay hocamızla burada buluşacağız. Bunu da duyurduktan sonra her zaman bizlere ulaşabileceğinizi de ifade etmek istiyoruz. Yine sorularınızı mail kanalıyla bizlere ulaşarak yönlendirebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere ulaşmaya çalışırız. Hocam yorumlar hep çok güzel. Herkes teşekkür ediyor. Bu zor zamanda bizi güzel başka bir dünyaya götürdünüz. Bize moral verdiniz. Sesinizde doğanın tonları vardı demiş bir katılımcımız. Çok güzel bir ifade. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız, sunumunuz için. Ben de bir tane bir şey söyleyeyim isterseniz. Sevgili hocam, Yahya Yaşlıgil'in bir sözü vardı. O doktorasını yaparken bir köylü ona demiş ki, ben demiş kendimi köyde bir kartal gibi hissederim demiş. Ama şehre gittiğim vakit bir güvercin oldum demiş. Ben de aynıyım. Ondan dolayı rüzgarın tonlarından oluşan seslerim bitkilerden, doğadan, hayvanlardan elbette etkileniyor. Ondan dolayı lütfen doğayla ve sanatla bir an önce buluşun diyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Yüksekten uçmaktan korkmayalım hocam. Çok teşekkür ederiz. Korkmayın. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Gönlünüze, yüreğinize sağlık.